İbrahim Tenekeci, kıymet bilinmek ister. İyiliğin, fedakarlığın ve hakiki kıymetlerin çok çabuk unutulduğu bir devirde yaşıyoruz. Bir kardeşimize ait bu cümleyi ne zaman hatırlasam canım sıkılıyor. Modern dünyanın asıl yoksulluğu, kıymet bilen insanların azlığıdır. Kıymet kısaca olması gerekendir, ne bir eksik ne bir fazla, neyse odur. Kıymet bilmek, hak ve hakkaniyete uygun davranmaktır. Söz gelimi, hak verilmez alınır deniliyor. Verilirse daha kıymetlidir. Dikkat ederseniz İslam'ın şartlarında almak değil vermek vardır. Bir de hadis, veren el alan elden üstündür. Kıymet bilinmek ister. Bir insanın, imkanın, nimetin, hatıranın yahut eşyanın kıymetini bilmek için terazinizin sağlam olması gerekir. Yoksa ölçüyü tutturma konusunda ciddi sıkıntılar yaşarız. Az ve çok, her ikisi de doğru değildir. Bazı şeylerin kıymetini ise ancak kaybettikten sonra anlıyoruz. Gerçekler çıkalı, doğrular azaldı. Bu tespit Cemal Süreyya'nın günlüklerinden aklımda kalmış. Buradan yola çıkarak değer ve kıymet kavramları arasında mukayese yapabiliriz. Sadece şu kadarını söyleyelim, insanlara değer adını veremezsiniz. Bana öyle geliyor ki kıymet bilmenin ve vermenin insaf ehli olmakla birebir ilgisi var. Açıkçası insanın ve insafın aynı yerden geldiğine inanıyorum. Gelmezlerse sonuçlar yıkıcı oluyor. Peki, kıymet ve kıyamet kelimelerinin birbirine bu kadar yakın olmasına ne demeli? Bilinmeyen yahut verilmeyen her kıymet muhatabı için kıyamet anlamına gelebiliyor. Kıymet bilmemenin bir diğer yönü de yapılan iyiliklerin, güzelliklerin unutulması veya yok sayılmasıdır. Şöyle diyelim, iyilik sahibi iyiliklerini elbette alacak, hanesine yazmaz. Vefa beklemekse en doğal hakkıdır. Çok basit. Vefalı kıymet bilir, vefasız bilmez. Vefasız kimse kıymetleri ve kıymetlileri yok ederek, kırarak ilerler. Bir de vefat ettikten sonra kıymetini bildiklerimiz var. Vefa ve vefat derdinize derman oluyor mu? Emin değilim. Vefa demişken önemli bulduğum bir ayrıntıya da yer vermek isterim. Genç arkadaşlara mutlaka bir şeyin koleksiyonunu yapın diyorum. Çünkü koleksiyon kültürü insanı daha vefalı yapıyor. Geride kalanları topluyor, kıymet bilmeyi öğreniyorsunuz. Her şeyin bir fiyatı vardır diyorlar. Behçet Necatigil'den ilhamla söylersek en kıymetli olan paraya çevrilmeyen ne varsa onun ardından gitmektir. Buna temiz ve aziz olanın peşinden gitmek diyoruz. Hemen söyleyelim, emeğe ve ekmeğe hürmet etmeyen, insanları ve imkanları hor kullanan, hakkına razı olmayan, kıskançlık ve kibir gibi kötü huy taşıyan kimseler ilgi alanımızın dışındadır. Toparlarsak, kıymet bilmek, kendini bilmektir. Kendini bilen kişi, örneğin canını emanet olarak görür ve haram yemez. Çünkü şunu iyi bilir, kalbin, dilin ve bedenin temiz olması helal lokma yemeye bağlıdır. Kendini bilen kişi, kul hakkına dikkat ve rikkat eder. Bu da kıymet bilmenin birinci şartıdır. Yazımız duayla bitsin. Allah bizi kıymet bilen ve kıymeti bilinen kullarından eylesin. İbrahim Tenekeci, Yeni Şafak.